Herkese merhabalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Demokratik, kurucu, ulusal ve aynı zamanda olağanüstü bir meclis. Savaş Meclisi. Kurtuluş Savaşı'na başlıyoruz. Hem Doğu Cephesi'nde Ermenilerle, hem Güney Cephesi'nde Fransızlar ve Ermenilerle, hem de Batı Cephesi'nde İtilaf Devletleri'nin desteğini alan Yunanlarla savaşacağız. Ama öncesinde meclisimizi açmamız lazımdı. 23 Nisan 1920'de meclisimizi açtık ve şimdi bu meclisle birlikte ne yapacağız? Milli bağımsızlığımıza kavuşmaya çalışacağız. Meclisimizde olağanüstü bir durum var. Yani yasama, yürütme, yargı bir arada. Normalde bunların hepsi güçler ayrılı olması lazım ama şimdi bir aradalar. Demokratik bir meclis, milletin ta kendisi var. Her zümreden, her tarzda insan var. Çünkü milletin ta kendisi olan bir meclis. Kurucu bir meclis, yeni bir devlet kuruluyor Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Ulusal bir meclis çünkü ilk başta adı Büyük Millet Meclisi, şimdi adı Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Ve bir savaş meclisi, amacı milli bağımsızlık. İstersen bunları gel güzel bir şekilde öğrenelim Tonguç'um. Senin görevinde ne yapmak? Bunlarla alakalı sorular çözerek konuya girmek. Taktikli soru bankamızdan, 0'dan 8'e Sözel'den, Dinamo soru bankamızdan ve 10'da 10 soru bankasında bu konuyla alakalı soruları mutlaka çözmelisin. Ödevlerimiz çok çok önemli. Daha fazla heyecanımızı yitirmeden hemen hadi gel meclisimize gidelim ve konuyu öğrenelim Tonguç'um. Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Neden kuruluyor? Çünkü biliyorsun... Ülkeyi kurtarmak için. Harikasın. Mükemmel bir cevap verdin. Ülkemiz baskı altında. Evet. Milli bağımsızlığımız için, yani ülkeyi kurtarmak için milli egemenlik yolunda Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Fakat şöyle bir şey var Tonguç'um. Burada açılması için bir doğrudan sebep de var. O da İstanbul işgal ediliyor. İstanbul'un işgali sırasında Osmanlı'dan kalan Mebusan Meclisi dağıtılıyor. Yani şöyle düşün. Bak şurası Türkiye haritası gibi düşün. Ankara'da ya şu anki Büyük Millet Meclisimiz. Eskiden meclis İstanbul'daymış ve İstanbul'daki mecliste misak-ı milli kararları alınınca İtilaf Devletleri yani Dingilizler geliyorlar İstanbul'u işgal ediyorlar ve meclisi dağıtıp oradaki milletvekillerini tutukluyorlar. Dolayısıyla milli iradeye, diğer bir deyişle ulusal egemenliğe net bir şekilde saldırıyorlar. Siz Tomuz. Kimsiniz ya? Aynen pis herifler diyoruz. Tebrik ediyorum, çok güzel konuştun. O adamlara biz burada meclisimizi kapattıkları için... Pislik diyoruz. Yani onu diyoruz, o ayrı mesele ama onlara ders niteliğinde... Allah müstahaklarını versin. Güzel konuştun. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Ne zaman? 23 Nisan 1920'de. Hatta bu güzel tarihte Mustafa Kemal Atatürk siz çocuklara armağan etmiş. Nerede? Ankara'da açıyoruz. Çünkü zaten hatırlarsan Ankara hani Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'den sonra Ankara'yı milli mücadelenin merkezi, genel merkezi kabul etmiştik. Şimdi Ankara merkez patlıyor herkes. Tabii ya, öyle patlıyor derken düşmanı patlatalım. Başka bir şey patlatmayalım. Şimdi bak, Büyük Millet Meclisi ile alakalı bazı temel özellikleri bilmemiz lazım Tonguç'um. Birincisi, şu anda bu sayfadan %100 okul yazılında veyahut da sene sonuna gireceğin sınavda soru gelecek. O yüzden bu sayfayı dikkatli bir şekilde dinle. Böyle renksiz, resimsiz, ciddi olmasının temel sebebi şu anda bir soru dinliyorsun. Dikkatli dinle. Büyük Millet Meclisi bir meclistir çünkü yeni bir devlet kurdu. O zaman kurdu kelimesini gördüğün zaman hemen diyeceksin ki kurucu bir meclistir. Yani bu mecliste yepyeni bir devlet kuruluyor. Niye? Osmanlı bitecek, Türkiye Cumhuriyeti kurulacak. Çünkü Türk adını taşıyor. Bak, Türk kelimesini görünce ne diyecektik? Milliyetçi. Yani milli veyahut da ulusal kelimesini de seçeneklerde görebilirsin Tonguç'um. Ulusal bir meclistir çünkü Türk adını taşıyor. Sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi oldum. Çünkü farklı görüşleri bünyesine topluyor bak. Farklı görüşler varsa bu sefer de demokratik kelimesini kullanman lazım veyahut da seçeneklerde araman lazım Tonguç'um. Kurtuluş Savaşı'nı yönetiyor. Dolayısıyla savaş meclistir dememiz gerekiyor. Savaş meclisi olduğunu da bilmemiz lazım. Sınavlara çıkar mı hocam bu? Bu sınavlarda mutlaka çıkar. Burası çok çok önemli. Şu anda sen eğer gerçekten sınavlarda başarılı olmak istiyorsan burayı dikkatli bir şekilde dinlemen lazım Tonguç'um. Ha. Bir meclistir çünkü güçler birliği ve meclis hükümet sistemini benimseyecek. Ha, burada da olağanüstü kelimesini göreceksin seçeneklerde Tonguç'um. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Hükümet sistemi yani güçler birliği esasında demokrasiye biraz ters. Normalde güçler ayrılı olması lazım yani. Meclis ayrı, bakanlar kurulu ayrı, başbakan ayrı, cumhurbaşkanı ayrı, mahkemeler ayrı olması lazım. Ama o anda olağanüstü bir durum olduğu için güçler birliği yapılıyor ve hemen hızlı karar almak adına birazcık antidemokratik olan bir durum yapılıyor. Sonradan değiştirecek ama o anda savaş anında hızlı karar vermek adına olağanüstü bir meclis kuruluyor. Bunları bileceksin. Bu sayfayı geçtikten sonra hemen Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararlara bakalım. Birincisi, hükümet kurmak zorunludur. Büyük Millet Meclisi üzerine güç yoktur diyor bak. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Kardeşim biz Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açtık ya. Bizden başka hükümet tanımayız. Yani İstanbul'da hükümeti reddediyorlar. İstanbul'da da biliyorsun bir padişahın kurduğu hükümet var. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. Burada da şu vurgulanıyor. Şimdi
Ankara'da açılan meclise, şu az önce resmini gösterdiğim meclise, Türkiye'nin her yerinden insan geliyor. Sadece az önce dediğim gibi milletin ta kendisi olduğundan sadece Ankara'dakiler gelmiyor. İstanbul'dan, Meclis-i Mebusan'dan kaçanlar geliyor. İzmir'den, Hatay'dan, Mersin'den, Antalya'dan, Trabzon'dan, İskenderun'dan, her yerden insanlar geldiği için bu meclisteki bazıları diyor ki acaba diyor padişah vekili atanacak mı? Yani padişah bir adam gönderecek mi? Hani hala padişaha bağlı bir meclis mi diyorlar. Niye? Çünkü az önce söylediğim şey çok önemli. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi açılmadan önce de İstanbul'da bir meclis var. 1876'da açılan bu meclisin adı Meclis-i Mebusan. Bak Mustafa Kemal'in doğum tarihinden de önce açılmış. 1908 ikinci meşrutiyeti görmüş, Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş. Birinci Dünya Savaşı sırasında kapatılmış, sonra yeniden açılmış ama bu sefer de Misak-ı Milli kararları alındığı için İngilizler tarafından işgal edilmiş. Dolayısıyla bu meclisin yenisi açıldığı gibi düşünülüyor. Acaba buraya da padişah bir vekil atacak mı diye düşünenler var. O yüzden de meclis şöyle bir karar alıyor. Meclis süreklidir. Geçici bir padişah vekili falan yoktur. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Bu da güçler birliği. Esas da bu antidemokratik bir durum ama gerekli bir durum. Niye? Çünkü olağanüstü bir durum var, savaş var. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Bu da yine meclis hükümet sistemi demektir. Şuraya yazalım, meclis hükümeti sistemi. Yani günümüzde eskiden kabine sistemi vardı. Bir bakan, daha doğrusu bir başbakan kendi kabinesini oluşturuyordu. Kabile mi o ya? Kabile değil evladım, kabine. Kabile Kızılderililer de var. Kızılderililer de Türk bu arada. Ondan sonra konuşuruz. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Bu da yine meclis hükümeti başkanı sistemi. Niye? Yani sizin sınıf gibi düşünün. Sizin sınıfta biri başkan seçiliyor. O ne oluyor? Aranızdan seçiliyor. Bir partiler yarışıyor mu sizin sınıfta? Hayır. Ama normalde partilerin yarışı, parti başkanının kendi hükümetini kurmasına biz kabine sistemi diyoruz. Ama eskiden olan bu sisteme ise yani meclis içinden biri başbakan oluyor. Biri işte ne bileyim milletin bakanı oluyor. Biri dışişleri bakanı oluyor. Buna biz meclis hükümet sistemi diyoruz. Padişah ve halife İtilaf devletlerinin baskısından kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği yasaya göre hareket edecektir diyor. Bu da yine ulusal irade ile alakalı. Yani padişah kendi kafasına göre değil, meclisin verdiği karar göre hareket edecektir diyor. Tabii meclis açılınca, Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılınca bazıları çıldıracak Tonguç'um. Kimler çıldıracak? Birincisi İtilaf devletleri çıldıracak. Nein, Heising, Ein falan böyle acayip acayip şeyler söyleyecekler. Almanlar var mı hocam itiraz? Pardon, Almanlar bize itiraz etmiyor. Doğru söyledin. Nein, no, nein, niye nein diyorum ben? No, it is impossible falan diye böyle İngilizler konuşacak, tamam mı? İngilizler. Pardon, yanlış söyledim. İngiliz dedim. İngiliz demem gerekiyordu. Bu adamlar böyle çıldırıyor. Fransızlar Le Monde falan böyle bir şeyler söylüyorlar. İtalyanlar böyle garip garip şeyler söylüyorlar. Ama sonucunda söyledikleri boş terane, boş kelime. Niye? Biz onlara hem milli mücadele yoluyla hem de meclis yoluyla karşılık vereceğiz. Şimdi bak, meclise karşı çıkan isyanları 3 grupta toplayacağız. Daha doğrusu 4 grupta toplayacağız. Birincisi padişahın çıkardığı, ikincisi İtilaf devletlerini çıkardı, üçüncüsü eski Kuvayi Milliyecilerin çıkardı, dördüncüsü de azınlıkların çıkardı. Ve bunların isimlerini ezberlemesi son derece kolay. Hilafet ordusu, Anzavur, Düzce, Konya, Milli Aşireti, Yozgat, Demirci, Mehmet Efe, Çerkeziten, Pontus, Ermeni. Bak bunlar azınlık isyanları. Bunlar eski Kuvayi Milliyecilerin, yani bu isyanları bastıran esasında başında bizden olan ama sonradan otorite altına girmek istemediği için bize karşı isyan edenler var. İtilaf devletlerinin çıkardığı isyanlar var ve padişahın çıkardığı hilafet ordusu ve Anzavur isyanı var. Hilafet ordusunun diğer adı da Kuvayi İnzibati olacak. Gel şimdi bu isyanları daha detaylı bir şekilde tanımaya çalışalım Tonguç'um. Birincisi İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlara baktığımızda Kuvayi İnzibati'ye yani halifelik ordusu, hilafet ordusu isyanı görüyoruz Tonguç'um. İkincisi ise Ahmet Anzavur isyanı. Şimdi bu isyan nedeni ne biliyor musun? İstanbul hükümeti Anadolu'daki otoritesini artırmak istiyor. Kardeşim diyor ben burada diyor Dingo'nun ahırım burası diyor. Ben diyor İstanbul'da meclis vardı kapatıldı diye siz Ankara'da nasıl meclis açarsınız diyor. Ben koskoca padişahım benim bir otoritem var diyor. Ama koskoca Türk milletinin karşısında tabii ki o da mecburen meclise itaat edecek. Niye? TBMM'nin kendisine alternatif olmasını engellemek istiyor. Ne oluyor ya diyor bir dakika Ankara'da yepyeni bir devlet kuruluyor diyor. Ve bu yüzden Kuvayi İnzibatiye ve Ahmet Anzavur isyanları çıkıyor. Bu bir. İtilaf devletleri zaten çıldırmış durumda. Ya diyor bu adamları Samsun'a gönderdik. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmesi, Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Misak-ı Milli Kararı. Ulan bu adamlar iyice güçlendiler. Yeter artık diyorlar. Meclis açılınca iyice çıldırıp. Bak daha çok şehir isimleri Tonguç'um. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Bozkır, Yozgat, Afyon gibi isimleri gördüğün zaman İtilaf devletlerinin ve İstanbul hükümetinin birlikte çıkardığı isyanlar diyeceksin. Bunu niye çıkarıyorlar? İşgalleri kolaylaştırmak istiyorlar. Ve milli mücadelenin yani Atatürk ve ekibinin Kuvayi Milliyecilerin yani bizim zor durumda bırakılmak isteniyoruz. Ama biz de tabii ki buna karşılık vereceğiz. Bir de azınlıkların çıkardığı isyanlar var. Azınlıklar zaten her türlü isyan çıkarıyorlar. Ermeniler zaten en başında 1915 döneminde Birinci Dünya Savaşı'nda bize saldırmışlardı. Orada bir hata yaptılar. Ardından işte Taşnak, Hınçak,
gibi cemiyetlerle bulundukları bölgede isyan çıkarıyorlardı. Şimdi iyice meclis kurulduktan sonra onlar daha da isyan edecekler. Rumlar hakeza öyle Pontus Rum, Mavri Mira, Etnike Eterya gibi cemiyetlerle zaten milli mücadeleye zarar veriyorlardı. Onların da tek bir amacı var. Ermeniler doğuda bir Ermeni devleti kurmak istiyor. Rumlar da İzmir ve çevresinde bir Rum devleti kurmak istiyorlar. Yani kendi bağımsız devletlerini kurma hayaliyle yaşayacaklar ama Cumhurbaşkanlığı hayalleri suya düşecek. Bir de bütün bu isyanları bastırıp sonradan da TBMM'nin otoritesine girmek istemeyen bizim kardeşlerimiz var esas. Eski kardeşlerimiz diyelim. Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe. Bu kardeşin kardeşi vurması oluyor. Kötü bir şey oluyor. Bazı Kuvayi Milliyeciler isimlerini görüyorsun. Düzenli ordunun ve Büyük Millet Meclisi'nin denetimine girmek istemedikleri için bize isyan ettiklerini bileceksin. Peki hocam ben bunların aklına nasıl tutacağım? Bir, özel isimler eski Kuvayi Milliyecilerin çıkardıkları. Azınlıklar zaten Ermeni Rum demek. Şehir isimleri de itiraz ettikleri. Sadece şu İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı isyanların isimlerin Kuvayi İnzibati ve Ahmet Anzor olduğunu bilirsen bunlar senin için yeterli. Zaten yeni sistemde bilgiden ziyade bilginin yorumlaması soruluyor. Peki isyanlara karşı ne tedbirler alınır? TBMM'nin eli boş durmayacak, armut toplamıyor. Birincisi vatan hainleri kanun çıkarıyor Mustafa Kemal. Diyor ki bu adamlar vatana karşı hainlik yapıyorlar, isyan ediyorlar. O yüzden biz bunları durdurmalıyız diyor ve hıyaneti vataniye kanun çıkarıyor. Bu meclisin yürütme yetkisinde kullandığının göstergesi. Yani hem yasa çıkarıyor hem de bunu yürütüyor. İkincisi istiklal mahkemeleri kuruluyor. İstiklal mahkemelerinin kurulması da meclisin yargı yetkisini kullanıyor. Yani suçları direkt öldürmüyorlar. Öncelikle bir yargılıyorlar mahkemelerde, kanunlar göre hareket ediyorlar. Milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlandı. Fetva dini bir özellik, dini bildiriler. Yani fetva yayınlaman için bir müftü olman lazım, bir dini lider olman lazım. Bize karşı yani milli mücadelecilere karşı İstanbul müftüsü diyor ki bunlar vatan haini, bunlar çok kötü diyor. Mustafa Kemal de Ankara müftüsü, sonradan Diyanet İşleri Başkanı olacak olan Rıfat Börekçi ile görüşüyor. Diyor ki Sayın Rıfat Hocam, bizi görüyorsunuz. Biz milli mücadele için uğraşıyoruz burada. Lütfen size karşı fetva yayınlayın diyor. Ve ardından da Rıfat Börekçi diyor ki evet, bu adamlar vatanseverdir. Bu adamlar vatan haini değildir. Bu adamlar ülkenin kurtarılması için mücadele ediyor diye fetva yayınlıyor. Damat Ferit vatan haini ilan edilerek vatandaşlıktan çıkarılıyor. Damat Ferit normalde padişahın damadı olabilir ama biz diyoruz ki itiraf devletleriyle birlikte hareket ettiği için artık o bir vatan hainidir. Ve isyancılar üzerine Kuvayi Milliye birlikleri gönderiliyor. Şimdi isyanların yani bu isyanların çıkmasının olumlu sonuçları da var Tonguç'cum, olumsuz sonuçları da var. Birincisi olumsuz sonucu net bir şekilde belli. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması gerekti. Biz oturup Yunanistan'la savaşacağımıza Demirci Mehmet Efe ile Çerkez Eten'le savaşıyoruz. Düşman Anadolu'daki ilerleyişi kolaylaştı. Bu da olumsuz bir durum. Niye? Çünkü biz birbirimize girdiğimiz için onlar bize saldırıyorlar. TBMM'nin para ve silah gücü boşa harcandı. Bu da olumsuz bir durum. Biz düşmana ateş edip kurşunumuzu onlar için kullanacağımıza gidiyoruz. Yok azınlıklarla, yok şunla, yok bununla uğraşıyoruz. Ama bütün bu isyanların bastırılması sonrasında Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi artıyor. Herkes diyor ki ha, Türkiye Büyük Millet Meclisi kofti bir meclis değilmiş, güçlü bir meclismiş, düşmanı da durdurabilir. Niye? Çünkü kendisini isyan eden bir sürü şeyi durdurabilir. O zaman bu haftaki ödüllü soru yapma görevi de sende. Hadi bakalım yorumlara yazmanı bekliyorum.